Arkadaşlar hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size peynirli açılış yapalım istedik arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Arkadaşlar öncelikle videoma başlamadan önce şöyle bir hatırlatma yapalım. Eğer ki bu videoyu izliyorsanız ve hala kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ve videolarımı arkadaşlar beğendiğiniz takdirde de like ve yorum yapmayı da arkadaşlar ihmal etmeyin. Kanalımıza destek verme amacıyla. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra arkadaşlar isterseniz şöyle yavaş yavaş takımlarımıza da bakalım. Burada büyük yavrumuz 21 günlük. Arkadaşlar şu şekilde ben göstereyim. Öndeki sarı yavru, yani şu an bize bakan sarı yavru arkadaşlar 21 günlük. Bunların daha süresi var. Daha 8-9 güne kadar arkadaşlar. Bunlar daha yeme düşmezler. Ben yine tabii arkadaşlar olmazsa olmazımız sürekli mama hazırlayıp veriyorum. Daha çabuk yeme düşmesi açısından. Sadece yemle beslerseniz, bunu birkaç kere de hatırlatmıştım size, söylemiştim. Sadece yemle beslerseniz arkadaşlar, mama vermezseniz kuşunuz 40 güne kadar, 45 güne kadar hatta gelişme gösteremez. Daha doğrusu böyle zayıf, küçük çelimsiz yavrularınız olur. Elinizden geldiği kadar isterseniz kendi mamanızı kendiniz hazırlayın. İsterseniz hazır mama, kuru mama alıp nemlendirip verin arkadaşlar. Bakın bu da bu arada arkadaşlar dünkü videomda bahsettiğim olay. Yavaş yavaş tekrardan kızışmaya başladı erkeğimiz. Bunlar birbirlerine çok fazla zarar vermeden ve çiftleşmeden erkeği ayırmam gerekiyor. İlerleyen videolarda arkadaşlar onu da yaparken size gösteririm. Ondan sonra buradaki dörtlümüz bu şekilde arkadaşlar. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Kameradan evet, şimdi daha iyi. Bunlar 28 günlük oldu büyük yavrumuz. Yani 2-3 günü kaldı. 2-3 gün sonra inşallah gelişimini tamamlayacak. Onu da yeme ayırabiliriz. Daha önceden yeme ayırma videolarım vardı zaten. Onları anlatmıştım. Tekrardan bir hatırlatma amacıyla bir daha bahsederiz. Üstünden geçeriz arkadaşlar. Durum vaziyeti o şekilde. Esas konumuza gelelim bugünkü. Bugün arkadaşlar sizlere yumurta sayısı, yani yumurta verimi ve döl verimi ile alakalı arkadaşlar. Nasıl artırabiliriz, nasıl yumurta sayımızı artırabiliriz, yumurta doluluk oranımızı nasıl artırabiliriz arkadaşlar, onlarla alakalı birkaç husustan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bunlar için değişik yöntemler var. Muhabbet kuşlarında üreme sistemini arkadaşlar sindirim sisteminden kesinlikle ayrı tutamazsınız. Dolayısıyla iyi bir sindirim sistemi, bağırsak sistemi düzgün olan, güzel çalışan arkadaşlar muhabbet kuşumuz daha iyi, daha verimli üreyecektir. Daha fazla sayıda yumurta yapacaktır. Dolayısıyla öncelikle üreme sistemini geliştirirken aynı zamanda kuşumuzun sindirim sistemini de geliştirmemiz gerekir. Onu da düzene sokmamız gerekir. Düzenli yani gelişmiş, sağlıklı bir sindirim sistemine sahip olan kuşumuz daha fazla sayıda ürecektir, daha fazla yumurta yapacaktır arkadaşlar. Bunlar için benim size ilk hatırlatmak istediğim husus probiyotik kullanımı. Eğer ki kuşunuzun daha fazla sayıda yumurta yapmasını istiyorsanız düzenli olarak arkadaşlar kaliteli bir probiyotik kullanmanız gerekir. Bence sadece üretimle değil, tek kuş bile besliyorsanız, eğitimli kuşunuz varsa bile probiyotik kullanmayı arkadaşlar ihmal etmeyin kesinlikle. Kuşunuzdan önden probiyotiği kesinlikle eksik etmeyin. Probiyotikler bağırsaktaki zararlı bakterileri dışkıyla atıp yararlı bakterileri bağırsak içerisinde muhafaza etmeyi sağlayacaktır. Dolayısıyla kuşunuz bağışıklık sistemi daha fazla kuvvetli olacaktır. Hastalıklara karşı daha dirençli olacaktır. Hasta olmayan, bünyesi zayıf olmayan, bağışıklık sistemi kuvvetli olan kuşumuz daha fazla sayıda yumurta yapar arkadaşlar. Daha fazla yumurta doluluk oranına sahiptir. Yumurtalardan daha, yani atıyorum 6 yumurta yapmışsa 6'da 6 çıkarma ihtimali çok yüksektir arkadaşlar. Dolayısıyla bizim ilk size hatırlatmak istediğim ilk maddemiz probiyotik. Benim kullandığım probiyotik zaten biliyorsunuz. Ben de bütün arkadaşlarıma, abonelerime aynı probiyotik arkadaşlar tavsiye ederim. Alıp kullanın. Piyasada toz halinde olanlar da var. Pardon arkadaşlar. Piyasada toz halinde olanlar da var. Defalarca kez de söylemiştik. Kuru maya kullananlar da var. Kefir ve yoğurt suyu kullananlar da var arkadaşlar. Bunları da siz kendi tercihen düzenli olarak kullanmak şartıyla Probiyotik arkadaşlar kuşlarınızı eksik etmeyin. Biliyorsunuz bizde de pazar günleri haftanın bir günü probiyotik günümüz. O zaman da kuşlarımıza probiyotiği veriyoruz arkadaşlar. İkinci bir husus E vitamini. E vitamini arkadaşlar vücutta kuşlarımızda doğurganlığı ve üremeyi teşvik ettiği için aynı zamanda da gerçekten kuşlarımızda kalsiyum, mineral ihtiyaçlarını karşıladığı için aynı zamanda çok özür dilerim, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını daha düzenli çalıştırdığı için arkadaşlar kuşlarımızda yumurta sayısının da artmasına sebep olacaktır. Dolayısıyla E vitamini arkadaşlar kuşlarımızın önden eksik etmememiz gerekiyor. Aynı zamanda kuşların kızışması açısından da çok önemli bir faktör rol oynar E vitamini. Hem erkekte sperm kalitesini hem de kuşlar dişi kuşlar arkadaşlar yumurtalık gelişimini arkadaşlar daha hızlı tamamlar. Dolayısıyla hem erkekte göl verimi, sperm kalitesi hem de dişideki yumurta kalitesi arkadaşlar size daha fazla yumurta sağlayacaktır. Kuşumuzun daha fazla yumurtlamasını sağlayacaktır. Daha iyi dönülen yumurtalık arkadaşlar daha fazla yumurta oluşturur. Dolayısıyla da arkadaşlar daha fazla yapılan yumurtalarına daha fazla sayıda yavru çıkmasına sebep olur. E vitamini arkadaşlar bu şekilde kuşlarımızdan eksik etmeyelim. Aynı zamanda C multivitaminler arkadaşlar. Bu da az önce bahsettiğim yani yanlışlıkla bahsettiğim kuşlarımızın mineral ihtiyaçlarını, amino asit ihtiyaçlarını karşılayan multivitaminlerdir. İçerisinde amino asit ve mineral katkılı multivitaminleri kullanırsanız arkadaşlar kuşumuz daha fazla yumurta yapar. Mineral sayısı vücutta ne kadar fazlaysa o kadar fazla yumurta oluşur vücutta dişi kuşumuzda. Dolayısıyla hem yumurta sayımız artmış olur hem de erkekteki sperm kalitesinin artacağı için dölenen yumurta sayısının artmasına sebep olur. Dolayısıyla E vitamini ve C multivitaminleri arkadaşlar birlikte kullanın. Bunları da kafesinizden, kümesinizden eksik etmeyin. Üçüncü bir husus, hatta dördüncü bir husus diyelim, yumurta maması. Yumurta mamasını arkadaşlar bol proteinli mamalar hazırlamanız gerekiyor. Sadece aktarıyla beslemeyin kuşlarınızı. İçerisine yumurta yapabilirsiniz, yumurta koyabilirsiniz. Yani kendi ihtiyacınıza göre hazır kuru mama alıp mesela karıştırabilirsiniz. İçerisine galeta unu, tarçın, keçi boynuzu tozu vesaire bu tarz arkadaşlar ürünler katıp bebek bisküvisi hariç, yani onun yerine galeta unu kullanmanızı daha çok tavsiye ederim. Kullanıp arkadaşlar güzel, taze, günlük yumurta maması hazırlamanız gerekiyor. Başka bir husus arkadaşlar çimlendirme. Protein oranını artıracağı için proteinle besleme kuşlarda hem yumurta oranını artırır hem de yumurta doluluk oranını artırır arkadaşlar. Çimlendirmeyi de haftada en az bir kere yapıp kuşlarınıza hazır bir şekilde, taze bir şekilde verin arkadaşlar. Burada çimlendirmeyi, aktarıyı dahi çimlendirebilirsiniz. Ben biliyorsunuz maş fasulyesi ve buğday çimlendiriyorum kuşlarımı. Onları da eksik etmeyin. Yumurtalarınızın iri ve kaliteli olmasını istiyorsanız bu şekilde mineral bloklar arkadaşlar. Bakın hemen şurada görüyorsunuz karşımızda. Bu tarz mineral blokları, kalsiyum taşlarını arkadaşlar kuşlarımızın kafesini eksik etmeyelim. Kalsiyum ne kadar az olursa yumurta sayısı o kadar az olur vücutta. Kalsiyum eksikliğini arkadaşlar sebebiyet vermeme adına kesinlikle arkadaşlar mineral blok ve gaga taşı, kalamar kemiği arkadaşlar bunlar çok önemli. Bunları kafesinizden kesinlikle eksik etmeyin. Hem yumurta kaliteniz artar hem de yumurta sayınız artar arkadaşlar. Bunları da bahsetmiş olalım. Kaliteli tohumlar verin. Taze, bildiğiniz yerden gerçekten alabiliyorsanız markalı, kapalı paketteki arkadaşlar yemlerden kullanın. Ayrıca satılan çok kaliteli tohumlar var ayrı pakette, onların fiyatları biraz daha farklı. Onlardan satın alıp mesela hani 250 gram satın alsanız size bir yıla yakın gider. Çok azar azar verilen tohumlar zaten, kaliteli tohumlar. Bunlar işte turp tohumu, havuç tohumu vesaire gibi arkadaşlar. Bunlara da verebilirsiniz kuşlarınıza. Kaliteli tohumlarla beslerseniz dediğimiz gibi kuşlarınız daha sağlıklı olacaktır ve daha fazla yavru yumurta yapacaktır. Arkadaşlar son bahsetmek istediğim husus da mevsimine göre arkadaşlar taze sebze ve meyve verebilirsiniz. Atıyorum mesela kışın verebileceğiniz işte mandalinadır, portakaldır, bunların suyunu dahi mamalarına katıp verebilirsiniz. Yeşil yapraklı sebzelerden arkadaşlar maruldur, kıvırcıktır, nanedir, rokadır, maydanozdur arkadaşlar bunları verebilirsiniz. Yazın Kızışmayı engellediği için arkadaşlar elma haricinde havuçtur. Onun haricinde yine karpuzdur mesela. Kuşların su ihtiyacını karşılaması açısından. Vücutlarının susuz kalmaması açısından. Bunları verebilirsiniz. Yani mevsimine göre taze, sebze ve meyveler arkadaşlar kuşlarınıza servis edebilirsiniz. Bu da kuşlarınızın vitamin ihtiyaçlarını daha fazla karşılayacağı için hem kuşlarınızın daha hareketli, daha canlı olmasını sağlar, hem de kızışmayı teşvik eder, hem de doğurganlığı artırır ve yumurta ve döl verimini artırır arkadaşlar. Bu şekilde sağlıklı, yani esas ana amacımız kuşlarımızı sağlıklı ve kaliteli beslemektir. Gerisini tabii ki onlara bırakacağız. Dolayısıyla hani biz üzerimize düşeni yapacağız. Gerisini kuşlarımız zaten kendileri halledeceklerdir. Arkadaşlar bu videomuzda bu kadarlık olsun. Hepinize bol, bereketli, sağlıklı üretimler diliyorum. Hoşça kalın.